Syndra geleceği aşağı yukarı garanti. Silas büyücülere karşı çok yani fiziksel savaş şampiyonlara göre çok çok daha iyi, unutmamak lazım. Orası öyle ama yine de çarp atabileceği, pardon çarp demişim, ultisini çalabileceği pek bir şampiyon yok rakibinde. Ultisinden ziyade ben Hetze'ye katılıyorum burada. Hem Malphite varken rakibe kaptırmamak hem de genel anlamda yetenek gücü eşleşmelerinde iyi bir şampiyon ya, olduğu için Silas'ı aldılar. Tabii ki düşünce çok güzel ama ya onlara ne katacak? Yani aslında takımlarında kitle kontrol var ama. Labrin pozisyondan haberdar bu noktada. Labrin yalnız tespit etti totemi. Ormanın üst tarafında bir şeylerin ters gittiğini düşünüyor olabilir. İçeri kadar girdi Lee Sin. Çalacağı bir kamp yoktu ama orada önemli bir derin totem daha yerleştirdi. Perks de yani her tabi takasta canı sıkılmaya devam ediyor. Perks'ün başı dertte. Aha. Zayıfları acımaya da sıçratmadı. Perks! Oh. Kule altında Kledi yakaladı ama hasar yetmeyecek. Kral katili yoktu. Yine C9'dan akıl almaz hatalar falan. Canı çok az. Dördüncü seviye. Sıçrayı tutmayı tercih edebilir. Minyon da almışsa çok fazla. Lee'sini bekleyecekler mi? BDD burada gerek hemen. Kalmadı. Agro'yu aldı. Üçüncü vuruş. Çok azaltacak ama düşürmeyecek onu. Burada CNG alt koridoru birazcık daha zayıf taraf gibi konumlandırıyor ama bütün bunlar olurken de Perks. Şimdi buna sıçra. Kolaysa at bakalım. Ses dalgası da geldi. Kral katilini kullanacak ihtimali yok. Cloud9'ın bu alameti alabilmesi ciddi anlamda çok iyi bir haber. Evet, yani hem büyük bir sürpriz hem de çok iyi bir haber onlar için. Tabii karşılığında ne verdikleri bence önemli sorulardan bir tanesi. O zaman CNG'ye yazmaz. Perks başı dertte. Life orada. Perks'ün sıçrası geldi ama yine kullanamayacak. Neyse en azından altını aynen. Lover bu arada başı dertte, tekmeyi değdi. Şu ana kadar takımına. Ama işte erken aşaması da. Yine geliyor. Çok yine zayıf geliyor. Hakikaten bu kompun. Fajr'ın bakalım. Bir kez daha gelecek. Fajr şimdi kule ultisi altında var. Ultisi var, kullanabilir. Zayıflara acımadan kurtulmak için sıçra atması gerekir mi acaba? Şimdi ultiyi kullandı. Neden? Hasardan kaçamadı. Oy! Sıçrayı da attı ama. Hiç oradan kaçıyor. Labr geliyor diye yaptı bunu. Ama duvara yapıştırabilecek mi Raskla? Hayır, duvara yapıştıramadı bir de. Daha Kalkanya'yı da duruyor zaten. Kesemezsiniz ki onu siz. Kan içini tamamlamış. Labr ilastinlerine doğru ilerleyecek ve yani şeyi bulamıyor. Cloud9 o ulti atacak pozisyonları bulamıyor. Belki şimdi olabilir mi? Yok. 2011'de Fnatic şampiyon da oluyordu, evet, Scarlet. Evet, durumun ne kadar karanlık olduğunu söylemek adına. Rascal'ın tek başına bu noktada alamet olabilir yalnız Fajr'ın. Var mı? Çarpı yok. Yok. Alamadı. Ha bu arada Fajr'da mı kaldı? Yok, Rascal'da kalmış. Yok, Rascal'da. Akıl tutulması dakikalarına geliyoruz ama onu yani artık... Sen ne olur? İşte onu diyecektim şöyle, ben de. Yani onu affedecek BDD, kadar üstünler. BDD kalkıp tuvalete gitse 5 dakika sonra gelse bile bu kompozisyon şu üstünlükle bu maçı kazanır. Alev ruhunun gelmiş olması ve Alev ruhunun 25. dakikada var olacak olması ve deniyorlar söylediğin gibi. Çifte ışınlan geldi. Life arka tarafa doğru sarkacak ve Life sıçraya attı. Ve şu anda sayı avantajı CNG tarafında. Poppy'den gelen ulti ama hızla düşüyor burada. Mermi manyağı da gerçekten çok kötü geldi. Dördüncü mermi gelmedi üzerine. Belki Perks geri içeri geliyor. Sıçrayla çıkıyor. Perks hayatta. Kredi alacaklar mı? Kredi düştü. Şattan. Ön tarafta kaldı bu arada Fajr ama gelen BDD. Fajr'ın ultisi arka tarafa. Valk'ın sıçrası da öyle. Sıçraya gel. Nereye? Kesin yaşanır. Sevgili Kaan Kural burada olsaydı nereye kaçacaklar diye bağırırdı. Cevap hiçbir yere. C9'ın oldukça iyimser denemesi. Genji'nin çok daha güzel cevabıyla. Ya bu maç zaten C9 adına kazanılabilir olmaktan. Şimdi mesela ya Ruler'ı çok önde görüp denediler bu de. Bu arada Klee de ormanda Vulcan'la karşılaşmış. Ufuk Kılıcı da geldi. Sven'in buraya gelişi hiç yavaşlatmayacaktır Klee'di. Şimdi BDD'nin üzerine gidecekler. Blubber sıçraya attı. Yalnız yine duvara yapıştıramadı. Sonuçta BDD skorunu Perks alıyor. Ve 8200, tehlike çanları çalıyor. 8200 altına kadar da düşürdüler farkı. Evet. Bilmem farkında mısınız? Şu an şey misin sen? İronik... Neyse pozisyonu anlatalım. Sven! Ruhlu'dan bu arada sıçrayı almayı başaramadılar. Sven arka tarafta nişancıyı almaya çalışırken kendi nişancılarını bıraktılar. Ruler'a kule altında Fajr ulti attı ama hasarları sıfır. Olduğu için Perks de şimdi Rakan ultisiyle beraber geliyor. Şimdi arkada onu da kışkırtacak. 700 altın bu sefer aldığını ben de gördüm. Yalnız geri kalan oyuncular geldi ve asıl baba geldi diyelim burada. Graze teker teker skorları toplayacak. Zincir bu arada Klee'de isabet etti Perks. Oradaki toptan da kaçmayı başardı ama şimdi 1'e 3 pozisyonda kule altında mı öleyim, şuna mı öleyim, birazcık da buralarıma vurun. Sonuçta 2'de 2 yapan o zincir ona da yetişse ve alabilirdi bu arada skoru. Katliam geldi, bu Baron anlamına gelecek. Ya bu arada C9'ı anlatan karakterlerden bir tanesi de şu. Biz şu anda altın farkının ne kadar olduğunu görüyoruz, onlar da tahmin ediyorlardır ama Genji'nin buradan maçı kaybetmesi imkan dahilinde gözükmüyor orta koridorda bu arada. Öyle de yakalanmazsın. Yani hakikaten bir kez ya daha yakalandığını görüyoruz. Çifte sihirdar büyülü Sven de burada üzerinde de var o esnada. Basamadı ve sonuçta Genji serinin ikinci karşılaşmasını kazanmaya çok yakın.
Açıkçası Genji adına bu turnuvada heyecanlanmıştım. BDD'nin bu patron modunu açtığını gördükten sonra. Sonra ikinci yarı geldi ve acaba Genji eski alışkanlıklarına mı dönüyor dedik ama bu maçta hatasız oynadılar. Hatasız oynadılar. C9'ı o kadar zayıf gösterdiler ki yani C9'ın kötü oyunu olduğundan bahsediyoruz ama Genji'nin hatasız oyununun da C9'ı bu kadar aciz gösterdiğini tekrardan hatırlatmak lazım. Seride durum 2-0'a geliyor. Genji ile yarı final arasında sadece bir galibiyet var. EDG'nin rakibi onlar olacak gibi gözüküyor. Oyunlar böyle olmaya devam ederse çok da uzun sürmez tahminen. 26 dakikada rakiplerini saf dışı bırakmayı başardılar.